Evet, Kotor garajından çıktık. Yarım saatte geldik. Tam yarım saat sürdü değil mi Atcan? Evet. Yarım saat sürdü. Şimdi 1,5 kilometre falan yürüyeceğiz. Kalacağımız yere varacağız. Hava güzel, açık. Az bulutlu ama sıcaklık oldukça iyi. Denize arkadaşlar görüyorsunuz. Yani denize, buradan denize girilmez bence. Yerimiz bitti. Otele kaldı 400 metre ama üzerimizdeki şu yüklerle, bilmiyorum görebiliyor musunuz yüklerimizi? İşte gördüğünüz gibi Hatice Hanım'ın bu ufak. Bendeki bunun 10 litre daha fazlası, bir de elde bir bagaj var. Velhasıl pil bitti. Oh, hava ısınmaya başladı. Hava güzel. Neyse. Her şey çok güzel. Şu var. Ha bak şu. Evet arkadaşlar. Yavaş. Çok yavaş. Tut beni. Koluma gir. Evet. Geldik arkadaşlar. Atacağım. Yorgun bir hal var. Yorulmadım. Ama seni çıkarken. Hangi apartman dedin? Cüce. Bak, bak, ha, Cüce burasıymış. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Hello. Oda.
şey. Hello. Hello. Greetings from UK. My name is Şansal. Yeah, yeah. Evet. Coming. I come. We come. Ah, we come. Evet. We come. One moment. Okay. Okay. Sara. Yuri, Ike. Terminando. Terminando, ah. Sí, solamente. Yeah. You can't. No. No. Arabamız var mı diyor. One moment, please. Okay. Tamam, one moment, okay. We're walking from bus station to here. 1 kilometer, 700. Two kilometer, 2 kilometer. Yeah, no problem. But. all Montenegro. Yes. Back. Yeah. Back. Where height? Da. Güzel. Kotor'a geldik. Sağ olsun otelden çıkarken, daha sonra ev diyelim. Otelde hiçbir otelde kalmadık. Devamlı kaldığımız bugünkün Airbnb evleri ve bugünkün tuttuğumuz tamamı bize olan daireler. Bir araba kapıdan çıkıyordu. Hırvat plakalı. Dedik nereye gidiyorsun? Tivat'a. Tivat'a deyince tabii Kotor'dan geçmek zorunda. Sağ olsun bizi de aldı. Ve Kotor'a çok çabuk geldik. Bırak. Allah razı olsun. İsveçli bir değil mi? İsveçli bir aile. İsveçli bir çift. Bir çift şey yaptık. Şimdi Kotor'uz arkadaşlar. Kotor böyle bir yer. Hatice nasıl gördün güzel. Kotor'u? Yani daha şu anda gezmedik. İlk gelişimizde az önce söylediğim gibi çok fazla koku vardı. Kıyıdaki o sığ su olması nedeniyle. Ama tabii ki sadece bununla kalmıyordu mutlaka. Çok güzel yerleri vardır diye düşünüyorum. Bütün yatlar burada, tekneler burada. O yüzden de belki hani biraz hareket olduğu için denize bir sık var. Ama tarihi dokusu çok güzel. Kırmızı tuğlalı evleri çok seviyorum. Burada böyle bol bol onları görüyoruz. Gezince çok hoşlanacağımız mekanlar olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. This is Ekatol. Dumanlı dağlar. Çok dağ var. Balkanlara. Kilise var dağ tepede. Dağın eteğinde denize bakan. Ve bakın şu dağları yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi genelde olabildikçe dağların olduğu bir yer burası. Şimdi burada yine Mutva'da olduğu gibi kale içi var. Alton, Eskişehir. Oraya gideceğiz.
Burada yayaya son derece saygı var. Yani ışığa bassın basmasın yaya geçidine adımını attığı anda muhakkak ki duruyor insanlar. Kamelisya bak. Topic Center. Kamelisya ne kadardır mesafeyi göremedik. Etkinlik sonucunu. Şimdi yarın sabah alacağımız araba için Kamelisya Air neydi? Kamelisya Shopping Center, yani AVM'ye gideceğiz. Orada araba kiraladığımız şirketin merkezi orada. Ve oradan giriş yok gibi, şuradan. Yaya geçici burada yok. How much? Five euro. Five. Five euro. This. How much? Six. Six. Kilo. Kilogram. Packet. Five. 1 kilogram. This. Six. Okay. 1 kilogram. Six. Oh, sarpuz. Burası bir tuttu kaldı. Pardon. Neyse ya. Pardon. Hadi bas da. Bu bölgede Facebook olayı çok fazla. Bu balık pek bunu göremedik. Burası sanırım bir yerel pazar gibi. Ürünler çok güzel, çok kaliteli. Lotte. 10 euro kiraz. 10 euro kirazın kilosu arkadaşlar. 3 euro bir çilek, 1 paket çilek. Yarım kilo da var. Yok. Ufak paketler 2 euro. Aslında onlara göre 2 birim ama işte biz onlara göre 2 birim bize gelince kaç birim hesaplayın artık siz onu. Bugün yağmur gösteriyordu, şansımıza şu ana kadar yağmur yok. Sanki öğleden sonra gibi. Burada bir harita var. Buranın. Paranın arasını, paranın arasını böyle gösteriyor. Ha şey, Eskişehir burası galiba. Tabii. Evet. Ben Rogan kavuştaki. Ne diyor? Saat kulesi diyor. Saat kaç peki? 1:20 var. Doğru. Bu arada sene olarak tarihini gördün mü kulenin? 1602.
çay. Buraya bakar mısın soldakine? 17. yüzyıldan bir aile evi. Tarafı çok güzel. Burada arkadaşlar çok ATM var. İşin güzeli. Her bir kenarda bir ATM görüyorsunuz. Ben Euro kartımla buradan para çektim. Ve bana Euro olarak verdi. Hard Rock Cafe biliyorsunuz dünyada Avrupa'nın meşhur bir şeyi. Herkes burada bir fotoğraf çekiliyor. Kale içinde bir restorana geldik. Fiyatlara bakalım. Kahvaltıyı geçtik. Kahvaltımızı yaptık. Giriş arası çok güzel. Pasta 10-11. Yani makarnalar 11.5, 13 euro, 14, 13 euro. Bu neymiş? Şey, ekmek. Yiyemedim. Güzeli yani şeyli ekmekler. Sebzeli. Yine makarnalar. Makarna ağırlıklı bir yer burası. Fiyatlar 11 liradan boy boy gidiyor. Risotto. Risotto. 14.5-17.5. Hakikaten burası Burba'ya göre daha pahalı arkadaşlar. Salatalar 13.90, 9.90, 11.50 gidiyor. İçecekler. Su. Alkolsüz içecekler. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Domestik markası yerel. Biralar işimiz olmaz, sermiyoruz. Vesaire vesaire. Evet. Yani burada her şey çok güzel fakat fiyatlar oldukça pahalı. Oldukça pahalı. Bu yönde. Burası Budva'daki kale içinden daha güzel. Doğru mu? Evet. Yani burası Eskişehir olarak çok daha bakımlı, çok daha geniş. Ve oldukça binalar eski. 19. yüzyıldan gördüğümüz gibi 19-17. Gerçekten burası zamanın durduğu yer. Burada bakalım fiyatlara. Bir bakmış olalım. Bir yerde nasıl yemek yiyeceğiz. Bunlar içecek mi genelde? Sıcak değil mi de? Genel olarak şöyle oku. Yani burada balık çorbası 6.50. Yine çorba 5.50. Spesiyel Adriyatik deniz balık, ürünleri 21.50. 21.50. 15 euro midye sanırım. Tomato yok. Garlic,
Tamam. Domates. Midye bu. Midye değil mi? O midye. Ama şey yani. Tabii aperatif. Risotto bir safranlı şey. 14. Merhabalar. Merhaba, selam. Nasılsınız? Selamlar, nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. Türkçe gezinde ben de selam vereyim. İzmir'den selamlar. Aleyküm selam abi. Ya şimdi bakıyorsanız buraya bugün geldik. Yemeklerim güzel abi benim. Google Map'ten yorumlara da bakabilirsiniz. Tamam. Yemeklerim mekan? A-class. Evet. Old Town Little Bay. Evet. Şurada yazayım. Evet. Old Town Little Bay. Burada Türk bir arkadaş var arkadaşlar. İsminiz? Tarık. Tarık Bey. Evi hemen böyle camdan bizi karşıladı. Artı evet. Türk misafirlerime ben yemekten sonra Türk kahvesi ikram ediyorum. Bak işte. Şimdi biz dün sadece Türk misafirlerine. Biz dün Budva'dan geldik. Orada bir Türk arkadaşımız yine evet. kebap restoranı vardı. Kebap House diye. Hı-hı. Budva'da çay ikram etti ve çay ve kahve. Dedik ki hayır. Yemekten sonra şimdi dedik çay istese yoktur var abi dedi. Kahve de var. Biz yalnızca kahve getirdik. Otellerde kaldığımız yer cezve yoktu. Cezve yoktu ama en sonunda bu Kotor'daki evde bulduk şeyi. Bak, ama tercih ederim. Çünkü buraya gelir. Kendimizi anlatabilecek bazı yemediğimiz şeyler tabii, var vesaire biliyorsunuz. Tabii. Buradaki biliyorum, vesaire biliyorum. Sakıncalıyız. Gezelim. Gelmeyi evet, tercih tamam. ederim. Burası mantıklı. İşte bu kadar. Bir çiçek ve diğer bir çiçek. İstersen bu çiçeğin yanında çiçek. Bak bu ne kadar güzel. Ben ve çiçek. Yani sokaklar gez bitmiyor arkadaşlar. Her yeri ayrı bir güzel. Tarihi korumuşlar. Ve tam da şehrin merkezinde olduğu için gördüğünüz gibi aşırı bir turist akını var. Ve burada fiyatlar Budva'ya göre biraz daha pahalı. Biraz daha pahalı. Ama daha kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Değil mi Atcan? Fiyatlar burada biraz daha pahalı. Şimdi çıkış ne taraftan? Herhalde soldan olacak. Biz şimdi yarın araç kiralayıp gideceğimiz için az önce kiralama şirketi aradı. Hani gelin işlemi tamamlayalım diye. Oraya gitmek için. Ama yarın alacağız değil mi? Araba evet yarın sabah alacağız. 9'da 5 gece 5 gün gezip aracı sonra buraya teslim edip buradan Tivat'a gideceğiz. Ha, bu arada nereleri gezeceğiz biliyorsunuz. Mostar, Saraybosna, Belgrad, Novi Pazar ve Kotor aracı bırakıp Tivat'a geçeceğiz. İki gece Tivat'ta kalacağız. Daha sonra da memlekete dönüyoruz. Fakat hakikaten burayı daha ayrı beğendik. Gelsene yanıma. Burası ayrı bir güzel. Aslında burada kalınacak evler de var ama tabii ki fiyat segmenti dışarıdaki evlere göre herhalde en az %200 daha pahalı olduğunu görmüştüm. O yüzden burada kalmadık. Biz buradan geldik. Evet. Bol bol turist. Her ülkeden turist. Türkler de var. Yine burada Türk kişilerle tanıştık. Yani karşılaştık. Şimdi çıkıyoruz. Ama buraya vurulduk arkadaşlar. Yani hakikaten Kotor'daki Alton. Bunlar da Osmanlı'dan kalan toplar diye düşünüyorum ben bunlar. Değil mi? Bana göre bunlar Osmanlı'dan kalan toplar. Zamanında burası Osmanlı topraklarıydı biliyorsunuz. Sonra elimizden gitti. Arkadaşlar, Kotor kale içindeyiz. Alton denilen yerde. Çok güzel bir yer burası. Yani burayı bir günde iki günde zor gezersiniz diye düşünüyorum. Her yere Erküş ayrı bir güzel. Burada yine Türk restoran sahiplerine denk geldik. Tarık Bey. Demin bir saat önce tanışmıştık. Velhasıl geldik burada bir şeyler yiyelim diye.
genelde her şey var fix. Yani deniz mahsulleri, mesela balık çorbası var. Ne bileyim, fiyatı 6.50 euro. 6.5 euro, 250 miligram. Burada her yediğin ölçüsünde yazmak zorundalar. Değişik çorbalar var. Deniz Adriatic, spesiyel Adriatic deniz çorbası 21.50 euro. Demek beef çorba var. Beef dediği nedir demiş bu? Et var, vegetable, 5.50, sığır eti. Evet, beef sığır eti, doğru. Bak, onlar da yiyebiliriz sanki. O da. Ama bu salata. Evet. Yok yok, şuna, yok yok, çorba, şu çorba. Çorba. Risotto var, safranlı, 14.50. Velhasıl var yani. Çorbası. Balık çorbası, şu balık çorbası. Be güzel efendim. Mi? Şu, güzel efendim. Et, bu et ne eti? Dana eti. Dana eti. Tabii. Balık çorbası güzeldir herhalde, daha güzeldir. Abi, ikisi de güzel. Yeter ki sen... dana eti için, dana çorbası için abi. Biriniz balık çorbası için, biriniz de... O çorba içmeyecek. Tamam. Çorba içmeyecek. Bu arada ben YouTuber'ım, kaydı alıyorum. Yani tamam. Kanalımda sizi yayınlayacağım. Tamam, tamam. Ondan değil. Sonra... O zaman bir tane ben şey alayım. Balık çorbası. Balık alayım. Balık çorbası tamam. Epeyden beri İzmir'de de içmedim. Tamam. Ondan sonra... Akçe, sen risotto mu? Çok güzel bir seçim. Evet. Mantarlı. Ha, ben de mi ondan alsam? Güzel diyorsun. Güzel. Ben bolognese takım ama o da daha tamam. Güzel. O zaman bir ben... tane pavçini. Ama şey makarna değil, ben risotto söylüyorum. Ha, risotto mu? Evet. Risotto. Hanımefendininki risotto pavçini. Onun neler var içinde? Diyecek. Mantar var efendim. Evet. Mantar. Ben de ondan alayım ya. Tamam. İki tane risotto pavçini. Evet. Bir de çorba. Bir tane de balık çorbası. Başlangıç tamam. Olarak. Tamam. Hepsi beraber mi gelsin yoksa balık çorbası önce mi gelsin? Gelebilir. Tamam. İçecek ne alırsınız? Biz tabii da, alkol tamam. Kullanmıyoruz. Şey, tamam. Taze sıkılmış limonatam var. Portakal suyum var taze olarak. Diğerleri bütün içecekler burada yani var. Şeyler hani işte. Ya ben de Sprite bakın var burada, mı? Sprite'im kalmadı. Yapma ya. Elma suyu var, çilek suyu var, Fanta var, kola var. Abi ben yemekle bunları sevmiyorum. Hani kola tamam da içmediğim abi. İçin şey olsa iyi olurdu. Sprite diyor bir şey ama yok diyorsun. Sprite yok. Tedarik zincirinde de yok. Hadi ya. Tabii. Budva'da yok yani. Depom dolu benim. Çok ilginç ya. Yok yani. Budva'da vardı. Bilmiyorum orayı. Bir kola alayım Zero ya da. Tamam Zero. O zaman ben tane... normal kola alayım ya. Tamam. Bir normal kola, bir tane Zero. Balık çorbası var. Şey, evet balık çorbası var. Yazdın değil mi? Tamam. Bir tane poğaça. Tamam. Evet. Kotor'da yine bir Türk restoranı bulduk. Tarık Bey karşıladı bizi sağ olsun. Tarık Bey. Verdi. Tarık Bey, evet. Ben de Tarık Bey. Ben Arif anladım buradan. Pardon. Pardon. Başla Tarık Bey bizi karşıladı. Kotor'a geldik. Güzel bir mekan. Ben burayı daha gezmeye doyamadım. Güzel yerler, çok güzel. Bu buranın da Old Town'u, eski Kotor, eski şehir, muazzam. Çok sevdim, çok güzel. Çok daha çeşitli dükkanlar var. Daha geziyoruz. Daha gün bitmedi. Her an her şey olabilir. Çorbası geldi. Şöyle göstereyim. Bakalım. Fiyatı 6.50 euro. Yani 6.5 euro. Bakalım tat nasıl olacak. Harika. Şimdi biraz sonra ikimiz de risotto söyledik. Ona gelecek. Bakalım o nasıl olacak. Damatla gelin gidiyor. Böyle bir tatlı bir ana denk geldik. Şimdi risotto söyledik. Risottomuz geldi. Böyle bir yemek. Fiyatı. Lezzeti mükemmel. Ama fiyatını unuttum ne kadardı? 16.50 miydi sanki öyle bir şeydi. Yani bilgi amaçlı fiyatları veriyoruz.
Evet. Bakalım risotto'nun tadı nasılmış. Perfekt. Gerçekten. Zafiyet olsun, görüşmek üzere. Karadağ'da kebap, Türk kahvesi bulmak mucize. Biz yanımızda kahvemizi getirmiştik. Fakat kaldığımız yer cezve yoktu. Büyük cezve vardı. Bu geldiğimiz restoranda, Türk restoranı Little Bay dediğimiz restoran kahve ikram etti. Türk sahibi Tarık Bey sağ olsun. Velhasıl Türk kahvesi burada bulmak büyük mucize. Çok ora geçti arkadaşlar. Yanımızda kahvemiz var. Cezve yok. Cezve yükseldik. Cezve getirdik. Ama bu kaldığımız evde cezve vardı. O yüzden orada kahve içebileceğiz. Ve dün gece de çay içmiştik biliyorsunuz. Türk restoranda. Yani tabii şu var aslında. Her ülkenin kendine özgü tatları var. Değişik. Farklı kullanım şekilleri var, yeme şekilleri var. Biz Türk olarak çay, yemekten sonra çayı çok severiz, kahveyi severiz. O yüzden de bu kahve bizim için bir enerji oldu. Eğer Kotor'a gelirsiniz, zaten geldiğinizde muhakkak bir Eskişehir'e, yani kale içine gireceksiniz. Çok güzel ama yanınıza çok para getirin. Burada alışveriş yapmadan hanımlarınıza sahip olamazsınız. Çünkü hanımlar para harcamayı çok seviyor. Budva daha küçük derken, Budva Kuşadası mantığı daha küçük bir yer. Burası da körfez, çok ilginç bir körfez. Yani böyle çok daralan bir şey. Daralmanın sonundaki yer biraz bize pis geldi, koku falan geldi. Ama normal, çünkü bir körfezin akarı yoksa haklı olarak da yani o yığılma olacak, kirlenme olacak, çünkü ne olursa olsun. Tam o en dar yerde yatayım. Evet, en dar yerde yat demedim. Bakın yattı adam, işe atılıyor, düşüyor, rüzgarla uçuyor. Atılıyor demeyelim, atıyorlar demeyelim. Rüzgarla uçuyor, elden uçuyor, bir şey oluyor. Velhasıl yani o koku biraz rahatsız edici. Onun dışında Kotor başka. Şimdi Peras mıydı? Peras diye bir yer var. Bakalım oraya gitmeye çalışacağız. Çünkü yarın sabah buradan ayrılacağız. Doğru Mostar'a yola çıkacağız. Mostar'a giderken Mehmet Kuşuba diye bir tarihi bir yani Türkiye'yi orada kahvaltı yapmayız. Bakalım oradaki durum nasıl olacak? Aslında orası bir otel ve konaklama yeri ama kahvaltı da yadışım onlara, kahvaltı da veriyor. Kahvaltı verebiliriz dedi. Diğerki normal şeyimiz, otomuz o. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.